Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Ana arı ızgarası ne zaman ve niçin atılır? Bununla alakalı az da olsa bir bilgi vermeye çalışacağım. Ana arı ızgarasını bal dönemine girdiğimiz zaman, yani örme başladıktan hemen örmenin ertesi günü arıya ana arı ızgarası atıyoruz. Erken attığımız zaman arının oğula gitme ihtimali çok yükselecektir. Çünkü ana arı alt katta hapsolduğu için oğula gidebilir. Ana arımızı alt kata hapsediyoruz ve ana arı ızgaramızı üzerine atıyoruz. Ki ana arımız alt kattan çıkıp üst kata yumurta atmasın. Çünkü üst kata yumurta attığı zaman sırlı petekli bal alamayız. Tabii ki ana arı ızgarası atıldığı zaman arının gücü kırılacaktır. Arı istediği gibi yumurta atamadığı için arıda hafiften de olsa bir güç kaybı olur. Ana arı ızgarasını atan kişiler genelde petekli bal satıcılarıdır. Eğer petekli bal değil de sadece örnek veriyorum, kestane balı üreticileri gibi üreticilerin benim nacizane fikrim ana arı ızgarası kullanmamalarıdır. Çünkü genelde süzme bal satışı yaparlar, üretimi yaparlar. Yalnız biz petekli bal üretimi yaptığımız için karakovan daha doğrusu arımız üst katta yumurta atınca karakovanlara erkek gözlerine yumurta atar. Hem arının gidişatı bozulur, hem de bal döneminin bitişine yakın erkek gözlerinden yumurtalar çıkınca, yani erkek yavrular çıkınca peteği sırlayamaz ve petekler yarım yamalak kalır. Bu birinci birinci katımız, kuluçkamız. Ana arıyı gördüm. Ana arıyı alt kata aldım. Ve şu anda ana arının en sağına iki tane çıta koydum. Bal akımı başlamış durumda şu anda. Burada güzel bir bal geliyor. Bu ikinci katımız. İkinci katımızda şu anda arımız kaç çıta yapmış? Tam 10. çıtada. 10. çıtamızın üzerinde arı yok. Yalnız arımız şu anda 20 çıta. Yani kuluçkanın üzerine ballığı geçiriyoruz. Artık bal döneminin sonuna kadar arıya herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Arımız üst katı bal doldurup sırlıyor ve biz üst katta ana arı olmadığı için tamamen sırlı ballar elde etmiş oluyoruz. Tabii ki balı nasıl sırladığını da tabii ki sağım yaptıktan sonra gösterebilirim. Şu anda bile şöyle göstereyim. Arı 7 çıta alt katta ham pete görmüş. Çıtaları beyaz olduğu için büyük ihtimalle arı bu çıtaları yumurta dolduracak. Yumurta doldurana kadar da herhangi bir sıkışma hissetmeyecek. Yalnız arıyı ana arı ızgarası attıktan sonra da kuluçka çok dar olursa arı oğula gidebilir. O yüzden alt kata, yani ızgaraya attığımız zaman en azından arının kuluçkalık, yani kuluçkalığında ana arının yumurta atabileceği bir alanın oluşması kesinlikle gerekiyor. Yani verebileceğim bilgiler bu kadar. Tabii ki herkesin yöntemi farklıdır. Burada az da olsa bir bilgi vermek istedim. Hepiniz Allah'a emanet olun.